Merhaba. İzmir Kınık'ta çiftçiler eylem yaptı. Ürettiğimiz domatesin fiyatı 3 yıl öncekinden daha düşük. Bölgemizdeki fabrika 1 lira 80 kuruşa ancak alıyor domatesi. Onu da 3 ay sonra ödüyor. Hatta domatesi almıyoruz diyerek sonradan kendi adamlarına daha ucuza toplattırıyorlar. Ziraat odaları, kooperatifler kimse bize destek vermiyor dediler. Sadece domates üreticisi değil, biber, pamuk ve mısır üreticileri de İzmir Kınık'taki eyleme katıldı. Bergamalı çiftçiler de geldi. Kaymakamlığın önünde traktörle eylem yaptılar. Salça fabrikasının önüne "Çiftçiyi öldürdünüz, cenazesini kaldırın." yazan tabut bıraktılar. Duydunuz mu? Bilecik'li çiftçiler buğday ve arpada alın fiyatını protesto etti. Açıklanan fiyat maliyetin altında. Son paramızda traktöre mazot aldık, sesimizi duyurmaya çalışıyoruz. İşçinin, emeklinin en azından sendikası var, bizim kimsemiz yok dediler. Gördünüz mü? Denizli Çivril'de Cumhuriyet Meydanı'nda toplanan çiftçiler sulama fiyatlarının indirilmesi talebiyle eylem yaptı traktörlerle meydanı trafiğe kapattılar. 200 çiftçi yüze yakın traktörle yine seslerini duyurmaya çalıştı. Çal ilçesinde de aynı konuda eylem oldu. İşittiniz mi? Başka. Şanlıurfa Siverek'te kırsal mahallelerde elektrik kesintileri yaşandığını, bu elektrik kesintilerinden dolayı arazilerini sulayamadıklarını ve mağdur olduklarını belirten çok sayıda çiftçi traktörleriyle yine enerji şirketinin önüne toplandı. Şirket yetkilileriyle görüşmek istediler çiftçiler. Tabii ki yanıt alamadılar. Yolları araç trafiğine kapattılar. Hiç gözünüze çarptı mı? Bunlar sadece son bir ay içerisinde olan eylemlerden birkaç örnek. Üstelik hiçbiri bir siyasi partinin organizasyonu da değil. Bu eylemler yerel kaynaklar dışında hiçbir yerde yer bulmadı. Görevleri örgütsüz, sahipsiz, dar gelirli çiftçilerin yanında durmak, onların bu son derece demokratik hiçbir taşkınlığa yer verilmeyen hak arama mücadelesini daha geniş kitlelere duyurmak olan basınımızın seçkin ulusal temsilcileri bu haberleri ulusal çapta olmadıkları için seçmedi. Siz de çoğunu görmediniz. Aslında onlar göstermediğini siz de görmeyince olayın olmadığını sanıyorsunuz ama sonuçta yine en acıklı şekilde görüyor, biliyor, yaşıyorsunuz. Kınık'taki domates çiftçisinin feryadı, senin manavda yaz günü bir kilo domatese ödediğin 50 liranın içinde aslında. Bilecikli çiftçinin buğday fiyatı düşük yakarışı senin halk ekmek önündeki kuyruğunun uzunluğu aslında. Denizli'de, Urfa'da sulama bedeli düşsün elektrik ücreti fahiş diye haykıran çiftçiye kulağını tıkarsan gıda enflasyonunun yüksekliğinden senin de kursağın tıkanıyor. Belki haberin yok. Bu arada Webagron'da iki hafta önce anlatmıştık, 21 Temmuz'da da yazmıştık. Fındık alım fiyatları 2 Ağustos Cuma günü açıklandı. O zaman kaldığımız yerden biraz fındığa devam edelim. Uzun zamandır ortalama fiyat 3 dolar. Üretici artan maliyetler nedeniyle bu kez 5 dolar bekliyor demiştik. Yaklaşık 4 dolar oldu. Niye dolar üzerinden veriyoruz fiyatları? Çünkü fındıkta fiyatı ihracat ve ihracatçı belirliyor. Fiyatlar 2 Ağustos'ta açıklandı. 12 Ağustos'ta fındık teslimi için başvurular başlıyor. Alımlarsa 19 Ağustos'ta. Hadi biz yine dönelim Türk lirasına. Giresun kalitenin kilosu 132, Levant kalite fındığın kilosu 130 lira. Desteklerle beraber her ikisine de 3'er lira daha koyun fiyat bu. Maliyetlere baktığımız zaman da Batı Karadeniz ile Doğu Karadeniz arasında özellikle toplama maliyeti açısından çok büyük farklar var. Batıda 80 lira diyen de var, Doğu'da 170 lira diyen de var. Alım fiyatı 130-132 lira, mazot, gübre, alan bazı destek hepsini toplayın 3 lira. Alım fiyatının %2'sinden biraz fazla destek verebiliyoruz Funda. Bu oranı niye verdik? Çünkü bazı ürünlerde geri geldiğinde bu oranı kullanıyorlar diyorlar ki üretim maliyetinin işte ya da taban fiyatın %20'si %30'u kadar destek veriyoruz daha ne istiyorsunuz diyorlar alın o zaman fındıkta da %2 daha ne istiyorsunuz daha ne istiyorsunuz versiyon 2 de var alan bazlı destek alan bazlı destek dekara 2009'dan 2012'ye kadar 150 liraydı 2013'te 160 lira oldu, 2014'te 170 lira oldu, sonra sonra durdu. 10 yıldır aynı. Ürününü bekletme şansı olan üreticinin fındığı hemen pazara indirmemesi gerektiğini geçtiğimiz sezonlardan çok iyi biliyoruz. Fiyat dalgalanmalarından olumsuz etkilenmeyi tabii kimse istemez. Şimdi fiyatlar biraz düşük seyredebilir ama zamanla artar. Geçtiğimiz yıllarda böyle oldu çünkü. Daha bakalım Fisko Birlik ne diyecek? Toprak Mahsulleri Ofisi ödeme özellikle bu ödemenin zamanlaması konusunda nasıl bir politika izleyecek? Bunları göreceğiz. İhracatçı da olaya kendi açısından baktı. Bu fiyat taban değil tavan fiyat diyor. Yani yükselmez diyor. Bu fiyatla dış piyasada rekabet edemeyiz diyor. İtalya'nın, Şili'nin, Amerika'nın maliyeti 1 dolar bile değil diyor. Yani herkes kendi çıkarına göre konuşuyor. Diyen dediğiyle, yiyen de yediğiyle kalıyor. Bir araya gelip her açıdan Türkiye için konuşmaya, ortak politika üretip uygulamaya bakalım ne zaman başlayacağız. Görüşmek üzere.